Merhaba, hoş geldiniz. Bu haftaki haberlerin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Zorunlu bir haftalık aradan sonra bu hafta devam ediyoruz. Lafı hiç uzatmaya gerek yok. İstemediğiniz kadar haber var. Hemen başlayalım. Şimdi ilk haber S4F'den. Biz bir önceki haftalarda S4F'yi konuşmuştuk. Sızıntılar devam ediyor. Bu sefer hani konuşulmaya değer işlemci sızdı. Exynos 2400E adında bir işlemciyle gelmesi bekleniyor. Hatta bunun Geekbench sonucu da ortaya çıktı. 1600'e 5700'lük bir rakam var. S4'e, S4 Plus'a bakarsanız bunların Exynos 2400'ü 2000'e 6900, 6800, civarı bir skor alıyor. Yani biz S24 FE'de Exynos 2400'ün daha yavaş bir versiyonunu göreceğiz. Bu mesele benim hiç hoşuma gitmiyor. Samsung her FE serisinde ya illa bir sorun çıkaracak. Sorun çıkartacak demeyelim. İlla bir şey yapıyor. illa bir yere eksiltiyor. illa bir yere azaltıyor. S24 FE'de azalttığı noktada işlemci olmuş. Hani o şekilde bakarsak zaten S23 FE'nin de aslında işlemcisi S23 serisinin işlemcisi değil. Exynos 2200'ü biz S22 serisinde gördük. Bunlar çok hoş hareketler değil. Samsung bu FE serisini bence biraz dengesiz yönetiyor. Ancak dediğim gibi hani Exynos 2400 e işlemsiyle geliyor. Bunun dışında illa önemli bir özellikten bahset derseniz ana kamerası muhtemelen S22, S23, S24 ile aynı ana kamera sensörü olacak. Ancak yardımcı kamera tarafında bunlarla aynı olmayacak. Keza ön kamera tarafında da amirallerden daha farklı olacaktır. Bu sefer 6.7 inçlik bir ekrandan bahsediliyor. Hatta bunun görüntüleri sızmıştı. Bu ekranın 1900 nit olması bekleniyor. Gayet gayet güzel bir değer. Son olarak 6.7 inçlik bir ekran dedik. 6.6 olabilir, 6.7 olabilir. 4565 mAh'lik bir pil sızıntılarda yer alıyor. Samsung'da ben daha önce Böyle küsuratlı bir rakam gördümü hatırlamıyorum. 6.7 inçlik kasada da 4500 mAh hani yine kestikleri bir taraf. Yani bu kasaya 4900 mAh, 5 mAh bir şekilde sığdırabilirlerdi diye düşünüyorum. Ancak işte Samsung'un dengesiz işleri desek yanlış olmaz. Bekleyip görmek lazım. Belki bu sızıntıların tamamı yanlış çıkabilir. Ancak ben olumsuz söylediğim her şeyin S24F'de gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bir önceki örneklerde, bir önceki cihazlarda biz Samsung'un bu tip hareketleri yaptığını zaten gördük. Bir diğer önemli detay da bu ürünün çıkış vakti. Bu ürünün Ekim'de tanıtılması bekleniyor. Muhtemelen Ekim'in başlarında tanıtılır. Bekleyip görelim. 600-700 dolarlık fiyatları oluyor FE cihazların. Ben S24 FE'nin Türkiye'de 35.000 TL civarında çıkabileceğini düşünüyorum. Ve 35.000 TL'ye bu özelliklerle çıkarsa biraz işi zor. Çünkü arada sırada biz S24 Plus'ı 39.000-40.000 TL hala arada sıra demeyelim. Sürekli biz aslında bu ürünü 40.000 TL civarında bulabiliyoruz. Bu sebepten ötürü S24 Plus varken işi zor olacaktır. Ancak fiyatı hızlı bir şekilde düşecektir. Samsung'un 30.000 TL bandında büyük ekranlı yeni bir cihazı yok. Samsung'un 30.000 TL tek iyi ürünü S23. Hadi biz biraz bütçe artıralım. Orada da S24'ü buluyorsunuz. Onun da ekranı küçük. Bu sebepten ötürü 30.000 TL bandında ekranı büyük yeni bir Samsung arayanlar için bu cihaz iyi olacaktır. Onu söylemek lazım diyelim ve bir sonraki habere geçelim. Şimdi bir sonraki haber S25 Ultra'dan. S25 Ultra'dan iki tane haber var. Bunlardan birincisi S25 Ultra, S24 Ultra'nın aksine yuvarlatılmış köşelere sahip olabilir demiştik. Buna dair bir görsel sızdı. Ben görseli görür görmez ürünü Note 5'e Note 4'e benzettim. Güzel olmuş, iyi olmuş, hoş olmuş. Gerçek hayatta görmek lazım belki daha çok beğeniriz ama S24 Ultra'nın tasarımını ben gayet beğeniyordum. Keskin köşeler benim için hiç sorun değildi. Keza S23 Ultra'da da öyle. Ancak bu keskin köşelerden bayağı şikayet eden insan da vardı. Tasarım bu şekilde bir bekleyip görmek lazım. S24 Ultra da güzel. Bu ortaya sızan tasarım da güzel. Belki bu tasarım biraz daha rafine olabilir. Belki çerçeveler biraz daha incelebilir. Nihai ürünü görmek gerekiyor. Bunun yanı sıra S25 Ultra'nın kamera sızıntısı var. Evet doğru tahmin ediyorsunuz. Ana kamera tarafında herhangi bir değişiklik yok gibi gözüküyor. Ancak telefoto kamerasıyla geniş açı kamerası değişik değişecek diyorlar. Geniş açı kamerası tarafında 50 megapiksellik bir kamera sensörü kullanacağı söyleniyor. 1 2.76 inçlik JN1'in geliştirilmiş versiyonu olabilir diyorlar. Olur mu? Yüksek ihtimalle olur. Bunun yanı sıra 3x telefoto sensörünün adı bilinmeyen bir isosel sensörle 1 1.3 inçlik bir sensörle değişeceği ifade ediliyor. Bunun dışında diğer kamera dair değişecek diye bir sızıntı yok. Şimdi bu haber aldım aslında bu haber çok önemli değil ama bu haber üzerine Samsung'a bir eleştiri yapmak istiyorum ben. Mesela bir örnek vereyim ben size Oppo Find X6 Pro. Ana kamerası zaten IMX 989 1 inçlik sensör. Asıl önemli noktası değil. Şimdi bu ürünün zoom kamerasında da geniş açı kamerasında da IMX 890 var. Baya baya birçok amiral gemisinin ana kamerası olarak kullanılan IMX 890. Bu sensörün boyutu 1 bölü 1.56 inç ve ayrıca şunu söylemek lazım. S22'nin, S23'ün S24'ün ana kamerası da 1 bölü 1.56 inç. Yani ortada Oppo Find X6 Pro diye bir cihaz var. Bırakın ana kamerasını cihazın yardımcı kameraları zoom kamerası ve geniş açı kamerası S22'nin S23'ün, S24'ün ana kamerası sensör boyutuyla aynı. Ortada böyle ürünler var. Ortada böyle rekabetçi ürünler var. Bir diğer taraftan bir Samsung'a bakıyoruz. Bırakın yardımcı kameraları. Adamlar ana kameranın sensör boyutunu büyütmeye bile tenezzül etmiyorlar. Bu iş artık biraz tenezzüre dönüyor. Bana diyorlar ben bunu bir önceki videoda konuştum. Tekrar konuşmak istiyorum. Bana diyorlar sen o eşsin ne zaman değiştireceksin? Şimdi arkadaşlar aynı söylediğimi tekrar söylemek istiyorum. Hani ben her sene aynı kameraya 60-70 bin TL gömebilecek ekonomik gücü hani geçiyorum ekonomik güce sahip olmayı bir anlamı yok. Elbette hani her sene değiştirebilir. Ben cihaz arasında hiç ama hiç gelişim yok demiyorum. Nereden baktığınıza göre değişir. Ancak kamera tarafında Samsung maalesef yerinde sayıyor. Böyle bir haber çıkmış bunun üzerine konuşmak istedim. Benim çok takıldığım konulardan birisi maalesef ne ana kamerada ne de yardımcı kameralarda ciddi bir donanımsal gelişme bir türlü olmuyor. Samsung her ne kadar Android üreticileri içerisinde adam akıllı amiral gemisi satabilen tek firma olsa da Samsung'un amiral gemileri gerçekten çok çok iyi olsa da maalesef bu konuları düzeltmeleri gerekiyor. Bu haberin üzerine bunları söylemek istedim diyelim ve bir sonraki habere geçelim. Şimdi bildiğiniz gibi S4 serisiyle tanıtılan bir Circle to Search özelliği var Daire içerisine alıyorsunuz ve Google'da Google Lens desteğiyle bunu aratıyor. Bu özelliğin Galaxy A35 ve Galaxy A55'e geleceği duyuldu. Bu zaten aslında hani öyle donanım gerektiren bir şey değil. Bu direkt Google'un özelliği. Bunun yanı sıra Galaxy A35 ve A55 diyorum. Bu özellik Tab S9 FE ve Tab S9 FE Plus'a da gelecek. Herhalde Samsung yavaş yavaş güncel bütün cihazlarına bir şekilde bunu dağıtacaktır. Ancak dediğim gibi bu öyle donanım gerektiren bir şey değil. Basit bir arama işlevi. Bu aslında güzel ve işlevsel bir özellik olsa da Samsung son lansmanlarında üzerinde inanılmaz şekilde durduğu için biraz bence dalga konusu oldu. Nereye baksanız bir Circle'da Search başka ciddi hiçbir özellik tanıtmıyorlar. Sırf bu özelliği tanıtmak için Google'dan yönetici çağırıyorlar bir de onlara anlattırıyorlar. İş maalesef biraz komik oldu. Yoksa aslında özellik güzel. Günlük hayata yedirilebilecek bir özellik. Maalesef bunun üzerine çok fazla durdular ve biraz ciddiyeti kayboldu. Bunun yanı sıra bu haberi vermişken Galaxy A35 ve Galaxy A55'e bazı Galaxy AI özellikleri gelebilirmiş. A54'te Exynos 1480 işlemcisi var, yeni bir işlemci. A35'te Exynos 1380 var. Eğer bu A35'e gelirse biz bunun A54'e gelmesini de bekleriz getirirler mi muamma. Muhtemelen gelecektir. Bir şekilde gelecektir. Ancak ben size bu kesinlikle gelir diye bir ihtimal veremiyorum. Zaten A35 ile A55'e gelip gelmeyeceği de kesin değil. Bekleyip görmek lazım. Ancak burada Samsung'u takdir etmek lazım. Bu Galaxy AI özelliklerini öyle veya böyle cihazlarına dağıtıyor. Bunları söyledikten sonra bir sonraki habere geçelim. Şimdi bir sonraki haber. Bunu buraya bakmadan okuyamayacağım maalesef. Galaxy Note 7'de versiyon 2 SLX 1.6 IE 2024 Premium kasa. Şimdi Galaxy Note 7'nin ikinci versiyonunu tanıtmış Samsung. Şimdi işin şakası bir kenara. Samsung'un Amerika'da sattığı bazı fırınlarda bir hassasiyet sorunu varmış. Bu fırınlardaki butonlar çok hassasmış. Çok kolay bir şekilde aktive edilebiliyormuş. Bu sebeple ötürü bazı yangın olayları ortaya çıkmış. Bunun üzerine Samsung sitesinde bir ilan yayınladı. Orada diyor ki biz butonlar için ücretsiz kilit sağlayacağız. Bunun yanı sıra eğer Wi-Fi özellikli bir fırınınız varsa fırın ilk ateşlendiğinde SmartThings uygulaması üzerinden bildirim göndereceğiz. İşin içine yangın vesaire girince benim aklıma direkt Note 7 geldi. Bunun üzerine bu haberi buraya almak istedim. Bunun dışında üzerinde çok fazla durmaya gerek yok diyelim ve bir sonraki habere geçelim. Şimdi bir sonraki haber bu haftanın önemli olaylarından biri diyebiliriz. Pixel 9 serisi tanıtıldı. Üzerinde durup durmamak konusunda ben kararsız kaldım. Çünkü ortada böyle muazzam cihazlar yok. Güzel cihazlar var, mantıklı cihazlar var. Nereden baktığınıza göre değişmekle birlikte. Ancak bu cihazlar öyle ses getirecek, üzerinde çok durulacak ürünler değil. Şimdi 4 tane ürün tanıtıldı. Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold. Fold öncelikle bir kenara bırakalım. Klasik cihazlara bakalım. İlk modelle başlamak gerekirse Pixel 9'da 6.3 inçlik ekran boyutu var. Fold olmayan Pro modellerle aradaki farkları saymak gerekirse bu düz Pixel 9'da LTPO ekran yok zoom kamerası yok. Bunun yanı sıra ön kamerası farklı. Bunun dışında hani ciddi bir değişiklik yok. Aynı özelliklere bakmak gerekirse bütün ürünlerde Tensor G4 var. Ana kamera ve yardımcı kameralar hepsinde aynı. Yani ana kamera aynı, geniş açı kamerası aynı. Düz Pixel 9'a zaten zoom kamerası yok dedim. Bunun yanı sıra kameradan devam edersek Pixel 9 Pro ve 9 Pro XL'de 8K 30fps video kaydı varken Pixel 9'da 8K 30fps video kaydına yer vermemişler. Neden olduğuna dair bir fikrim yok. Bunların dışında Pixel 9 Pro modeller arasında ciddi bir fark yokmuş gibi gözüküyor. Tabi bir de ekran tarafında parlaklık farkı var. Pixel 9'da 1800 nit HBM parlaklığı, 2700 nit pik parlaklık alırken 9 Pro ve 9 Pro XL'de bu değerler 2000'e 3000. Bunun dışında hani tekrar bakıyorum öyle ciddi bir fark aralarında yok. Pixel 9 Pro ile Pixel 9 Pro XL arasındaki farklara gelirsek bu iki ürün arasında ekran boyutu ve ekran boyutunun getirdiği bazı meseleler dışında fark yok. Pixel 9 Pro 6.3 inçlik bir cihaz. Pixel 9 Pro XL 6.8 inç. Dediğim gibi bu ekran boyutunun getirdiği pil miktarı farkı mesela var. Ekran boyutu farkından bağımsız bir hızlı şarj farkı var. Bunun dışında ekran boyutları dolayısıyla bu cihazların ağırlıkları da farklı. Ancak bunların dışında Pixel 9 Pro ile Pixel 9 Pro XL'i siz aynı kabul edebilirsiniz. Aynı iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te olduğu gibi. Tabii ki orada bir beşik optik zoom 3x optik zoom kamera farkı var. Burada hiçbir kamera farkı yok. Onu tekrar tekrar söylemek gerekiyor. Bunun dışında Pixel 9 Pro Fold'da da kısaca bakarsak bu üründe Tensor G4 işlemcisiyle geliyor. Hiç ekranına vesairesine vesairesine girmek istemiyorum. Ancak hani dikkatimi çeken tek nokta benim kamera sensörüydü. Diğer modellerde düz Pixel 9 dahil olmak üzere 1 bölü 1.30 bin inçlik bir ana kamera sensörü varken burada 1 2 inçlik bir kamera sensörü var. Katlı bir cihazlar için bile oldukça küçük bir sensör boyutu. Tabii ki testlerini gerçek hayat performansını görmek lazım ama siz bunları Pixel içerisinde bile kayarsınız Klasik modeller kamera performansı olarak bu fold modele baya bir fark atacaktır. Bariz donanım farkı dolayısıyla diyelim. Bunun dışında hani bu ürünler hakkında öyle çok fazla konuşmaya gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Belki ayrıca bir videosu yapılabilir. Bir de son olarak. Pixel Buds 2 Pro ve Pixel Watch 3 tanıtıldı. bunların da ben çok önemli cihazlar olduğunu düşünmüyorum. Bunun dışında Pixel lansman hakkında söylenmesi gereken bir şey yok. Son bir şey söylemek gerekirse. Şimdi lansmanda biraz komik bir olay yaşandı. Google Gemini'nin özelliklerini gösterirlerken S4 Ultra'yı kullanıyorlardı. Bir özelliği gösterirken birkaç defa denediler çalışmadı. Ardından başka bir S4 Ultra'ya geçtiklerinde tek de çalıştırabildiler. Ben bunu söyledikten sonra hemen hatırlayanlar olacaktır. iPhone X tanıtılırken de böyle bir mesele yaşanmıştı. İlk denenen iPhone X tekrar tekrar denenmesine rağmen Face ID'yi çalıştırmamıştı. Sonra ürün değiştiler çalıştı. Siz ne kadar tedbir alırsanız alın. En büyük şirketlerin başına bile bazen böyle aksilikler gelebiliyor. Bunun dışında piksel lansmana dair söylenmesi gereken bir şey. Üçüncü kez söylüyorum. Kalmadı diyebiliriz. Piksel lansmanını bitirdik ama... Google'dan devam ediyoruz. Şimdi Google'a dediler ki ABD'de, sen tekelsin. Nasıl tekelsin? YouTube sende, Chromium Chrome sende, işletim sistemi sende, Play Store sende, mail sende, Drive sende. Sende oğlu sende. Google Haritalar sende, sende birçok hizmet var. Yapay zekanın var vesairende vesairende var. Sen bir tekelsin. Ve hani haklılık payı var mı derseniz, yok dersek yanlış söylemiş oluruz. Pek de yanlışlanacak bir tarafı yok. Bu tekel davasından sonra yine bir haber çıktı. Deniliyor ki ABD Google'ı parçalamaya, bazı hizmetlerini satmaya zorlayabilir. Neyi sattırırlar? Meçhul. Sattırırlar meçhul. Belki başka bir yaptırım da olabilir. Ancak mesele biraz ciddiye benziyor. İleride ilginç gelişmeler olabilir. İlginç gelişmeler olabilir diyorum. Bilenleriniz vardır. Apple cihazlarında, iPhone'larda Google'ın varsayılan arama motoru olması için Google Apple'a 20 milyar dolar civarı bir para ödüyor. Burada bunun muhabbeti de geçmiş. Bir Apple yöneticisi demiş ki, Microsoft'un bize Bing'i arama motoru olarak kullanmak için Dünyada teklif edebileceği bir rakam yok. İsterse şirketi versin. Bing yeterli kaliteye sahip bir araba motoru değil. Burada para meselesini geçelim. Bing bizim kullanımıza uygun bir araba motoru değil tarzında bir söylemde bulunmuş. Bu mesele dediğim gibi ilginç bir hale bürünebilir. Google tekel mi? Google aslında baya baya tekel bir şirket. Ama mevzu beys hani tekellikse tekeli nababasını babasını biz Microsoft olarak da gösterebiliriz. Eğer mevzu beys tekel aramaksa tekel olacak çok şirket var. Google'ın en nihayetinde mesela siz Android diyorsunuz. Android'in karşısında çok güçlü bir iOS var. Ve hakikaten iOS Android'e gerçekten bir rakip. Tamam ara motor olarak bir rakibi yok. Mail diyorsanız Outlook var. Drive diyorsanız hani bir şeyler bulursunuz ama Drive'ın yine biraz zor bulursunuz bulut depolama çözüm olarak rakibini. Ancak siz bir Microsoft tarafına bakarsanız eğer tekelse mesele mevzu bahis dünya üzerinde Windows'tan daha tekel bir şey var mı sizce? Örneğini daha geçtiğimiz haftalarda gördük. Windows ile ilgili bir problem oldu. Birçok kurumsal firmada ciddi sıkıntı ortaya çıktı. Bu sebepten hmm. ötürü biz sağa sola tekel demeye başlayacaksak Bizim tekel diye nitelendirebileceğimiz çok şirket var diyelim ve bir sonraki habere geçelim. Şimdi bir sonraki haber Apple'dan. iPhone 16 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı diyebiliriz. Bu ürünlerin 10 Eylül'de tanıtılması bekleniyor. Bunun yanı sıra iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'nun yeni fotoğrafları da ortaya çıkmış. Aslında 16 tarafında yeni bir renk seçeneği yok. Sadece farklı fotoğraflar ortaya çıkmış. 16 Pro tarafındaki sızıntıda yeni bir renk var. Buna sarı kahverengi karışımı diyebilirsiniz. Bronz rengi diyebilirsiniz. Ancak ben bu rengin güzel olduğunu söyleyebilirim. İlgi toplayacağını da söyleyebilirim. Bunların dışında iPhone 16 serisine dair bir sızıntı yok. 10 Eylül'de bu ürünleri göreceğiz. Zaten birçok özelliği öyle veya böyle sızdı. Belki sürpriz bir şey çıkar mı? Apple Intelligence ile ilgili sürpriz bir şey çıkarsa çıkar. Bekleyip görelim ve bir sonraki habere geçelim. Şimdi ilginç ve garip bir haber. Premier Lig'de iPhone'larla offside tespit yapılacakmış. İşin özeti şu. 24-28 tane iPhone kullanarak bunların çoğu iPhone 15 Pro olacakmış. Oyuncuların 3 boyutlu modelleri oluşturulacakmış. Bu görüntüler işlenerek offside tespit yapılacakmış. Açıklama yapan kişi de şunu diyor. Hani 4K kameralar pahalı. Biz bu işi iPhone'la çözebiliriz çözeriz tarzı böyle bir açıklama var. Eğer mevzu bahis pahalıksa, eğer mevzu bahis maliyetse iPhone 15 Pro dediğiniz cihaz zaten 1000 dolar, 100 dolar. Siz o fiyata hatırı sayılır bir kamera bulabiliyorsunuz. İlginç bir haber olduğu için de almak istedim diyelim ve bir sonraki habere geçelim. Şimdi bir sonraki haber iPad satışları ile ilgili. 2024 yılının ikinci çeyreğinde en çok satılan iPad modelleri sıralanmış. iPad Pro %43, düz iPad modeli %35, iPad Air %12, iPad mini %10. iPad Pro'nun gerçekten pahalı bir model olduğu düşünüldüğünde bu satış rakamının çok çok iyi olduğu söylenebilir. %43 diyorsunuz bütün iPad modeller arasında. Keza düz iPad modeli de güvenilir olduğu için, güvenilir ve ucuz olduğu için çok satan model. Mini ile iPad Air'in e toplam pazar payı zaten %22. Apple'ın pahalı iPad Pro'ları bu kadar çok satabilmesi ciddi bir başarı onu söylemek lazım. Hatta geçen senenin rakamlarına bakarsak, geçen sene iPad Pro'nun oranı %38'miş. Bu sene %43'e çıkmış. Bunu da ayrıca bir olarak söyleyebiliriz. OLED ekranlı iPad Pro'lar iPad Pro satışlarına yaramış denilebilir. Bunları söyledikten sonra bu haber hakkında söylenmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Apple'ı bir kenara bırakırsak, Xiaomi, bunu ben sanırım geçen videoda söyledim. Sistem genelindeki bütün reklamları kapatmak için bir ayar gelebilir diye bir söylenti vardı. Xiaomi tarafından bu yalanlandı. Biz bu özelliği getirmeyeceğiz diyorlar. Çünkü herkes tarafından kolaylıkla ulaşılamayacak bir ayarı getirmeyi çok mantıklı bulmuyoruz diyorlar. Yani siz reklamları tek hamlede kapatma özelliğini getirin de millet merak ne Onu bir şekilde bulur. Çok garip bir açıklama. Çok garip bir adım. Xiaomi evet çok güzel cihazlar üretiyor. Xiaomi çok fiyat performans ürün üretiyor. Xiaomi'nin kaliteli ürettiği ürünler de donanım olarak gerçekten kaliteli. Şimdi biz Xiaomi 14 Ultra'ya kalitesiz diyebilir miyiz? Mümkün değil. Özellikle ana kamera donanımı gerçekten çok iyi. Ancak bu yazılım konusunun üzerine düşmeleri gerekiyor. Yazılım konusunun hadi üzerine düşmeyin tamam. Aslında çok kötü bir yazılım da yok. Kötü denilebilecek bir yazılım da yok. Ancak reklam konusu çorbada sinek gibi. Böyle şeyleri yapmamaları gerekiyor. Gerçekten premium marka olmak istiyorlarsa. Xiaomi'nin övülecek tarafları var. Kutuda hala şarj aletini vermeleri bile. Üstelik hani verdikleri şarj aletleri öyle basit şarj aletleri değil. 90 watt, 120 watt, 60 At. Adamların verdikleri şarj aletleri bunlar. Evet bu övülecek bir nokta. Kullandıkları donanımlar övülecek noktalar. İyi, hoş. Ancak bu reklam meselesini bir şekilde çözmeleri gerekiyor. Bu meseleyi çözdükten sonra bir sene sonra da zaten bu konu konuşulmaz. Bunu temizlemesi de kolay. Bir şekilde halletmeleri gerekiyor. Premium marka olmak istiyorlarsa, çözmek istemiyorlarsa kendileri bilir. Sonuçta bunlar ticari şirket. Herhalde kendi karlarını yönetmeyi, karlarını arttırmayı bizden daha iyi biliyorlardır diye düşünebiliriz. Şimdi bir sonraki haber çok beklenen bir üründen Xiaomi 14T. Xiaomi 14T'nin Geekbench 4'te bir sonucu çıktı. İlk 5 4 olduğu için hani sonuca çok bakmaya gerek yok ama. Kaynak diyor ki Mediatek Dimensity 8300 işlemcisi bu olabilir. Bunu neye dayanarak söylediklerini bilmiyorum ama olma ihtimali yüksek. Yani Mediatek Dimensity 8300 işlemcisiyle 14T gelse ben şaşırmam. Biz bu 8300'ü Poco X6 Pro'da gördük. Rahatlıkla söyleyebilirim ki gerçekten çok güçlü bir cihaz. Rahatlıkla söyleyebilirim ki gerçekten çok güçlü bir işlemci. Gelirse çok güzel olur. Türkiye'de çok rekabetçi olur mu? Bu ürünün geleceği 30-35 bin lira. Daha aşağısı zor. Hatta 35 bin TL yakın bile diyebiliriz. 35 bin TL gelirse bir defa 13 t Pro'ya karşı işi zor olacaktır. O fiyat bandında 8 Gen 2 ile veya 8 S Gen cihazları da siz bulabiliyorsunuz. İlk geldiğinde ben çok rekabetçi bir ürün olacağını düşünmüyorum. Mediatek Dimens 8300'e rağmen. Ancak zaman içerisinde fiyatı düşerse iyi bir alternatif kesinlikle olacaktır. Bekleyip görelim. Bu ürün yılın sonuna doğru Ekim'de falan tanıtılır. 13 T'ler ne zaman tanıtıldıysa onun yıl döneminde tanıtılır diye düşünüyorum. Bunun dışında hani 14 T hakkında öyle ciddi bir sızıntı yok. Şimdi bunları söyledikten sonra pil konusu. Xiaomi'nin pil haritasına dair bir bilgi sızdı. Deniliyor ki 120 Watt şarj desteği destekli 5 mA bu zaten var. 100 Watt destekli 5500 mA bu yok. 120 Watt 6.000 mA, 100 Watt 6500 mA, 120 Watt 7.000 mA ve 100 Watt 7500 mA. Yani diğer yukarıdakilerin hepsini bir kenara atın. Ben gerçekten şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 7500 mA pille 100 Watt hızlı şarjı sahip bir ürün. Bir cihazı direkt alma sebebi olabilir ya. Çünkü şunu açık söylemek lazım. Yani kameranız biraz daha iyi olsun. işlemciniz biraz daha iyi olsun. Vesaire vesaire. Hani bunlar çok mühim meseleler mi? Çok mühim meseleler değil. Bugün amiral gemisi kullanıcılara sorsanız daha iyi ekranı ekranın olsun, daha iyi işlemcinin olsun, daha iyi kameran olsun veya daha iyi pilin olsun. Ben yani eziyet çoğunluğun daha iyi pilim olsun seçeneğini seçeceğini düşünüyorum. Çünkü bugün amiral gemileri tarafından çözülmeyen aslında iki tane konu var. Birincisi termal meseleler, ikincisi pil. Biz termal meselelerle nerede karşılaşıyoruz? Örnek oyun oynarken sürdürülebilir performanslar düşüyor. O diyor ben sana 5000 skor veriyorum diyor ama tirdi markası okuyorsunuz. %50, %60, %70 stabilite skoru veriyor size. Öyle %90'lar çok özel cihazlarda veya hani işlemcisi belli olanlarda böyle en tepe işlemcilerde 8 genişte A17 Simulator Pro'da siz öyle %80, %90 stability skorlarını çok kolay göremiyorsunuz. Veya cihazın inanılmaz ısınması gerekiyor. E kimde görüyorsunuz? Red Magic'de görüyorsunuz. Asus ROG Phone gibi oyuncu telefonlarında görebiliyorsunuz. Ekran parlaklığı konusu. Cihaz mesela çok parlak ekranınız var ama güneş altında cihaz ısındığında o ekran parlaklığı kısılıyor. Buna dair çözümler var demeyelim bir tane çözüm var. S4 Ultra'nın yansıma önleyici Gorilla Glass Armor'u. O ekranın camı dolayısıyla yansıma önleme konusunda iyi olduğu için ekran parlaklığında kısa bile orada fiziksel olarak bir önlem var. Orada cam olarak bir önlem olduğu için siz ekranı parlak görebiliyorsunuz. Ancak en nihayetinde yeterince ısıtırsanız bütün telefonların ekran parlaklığı kısılıyor. Mesela bunun çözümü yok. Firmalar bunu nasıl açmaya çalışıyor? Ekran parlaklığını sürekli arttırıyor. Ekranın kabiliyetini arttırıyorlar. Ekran o kadar parlak oluyor ki cihazın ısınıp da ekran parlaklığının kısılmış hali bile güneş altında görünebilir parlaklıkta oluyor. Veya dediğim gibi işte Gorilla Glass, Aurumor gibi çözümleri kullanıyorsunuz. İşte bu termal meseleler bunları çözmek biraz zor. Çünkü hani cihazların boyutu belli. Bir de pil meselesi. Kime sorarsanız sorun. Bütün amiral gemi kullanıcılarının ortak isteğidir bu. Daha iyi pil, daha iyi pil. Bütün telefon kullanıcılarının ortak problemidir bu. Daha iyi pil. 2 gün verseniz 3 gün isterler. 3 gün verseniz 4 gün isterler. Bizim bugün teknolojide tıkandığımız yegane konu zaten pil. 7500 mAh. Hani 100 Watt'ı bir kenara bırakıyorum. 7500 mAh. Gerçekten çok ilginç bir rakam. Merakla gelmesini bekliyorum. Hızla gelmesini bekliyorum. Direkt alma sebebi olabilir. Bir firma böyle bir pil miktarı getirirse diyelim. Ya yani direkt alma sebebinden kastım. Gerçekten bir tercih sebebi olabilir. Bunları geçtikten sonra BBK grubu yine yine bir şarj haberiyle devam ediyoruz. Realme 320 wattlık bir adaptör tanıttı. 320 watt hızlı şarj olabilen bir telefon tanıttı. Daha önce 240 watt tanıtmışlardı. Orada da yanlış hatırlamıyorsam bu bir rekordu. Bu sefer 320 watt'la kırdılar rekoru. 1 dakikada %27'de, 2 dakikada %53, 3 dakikada %75, 4 dakika 30 saniyede %100 şarj oluyor. 4420 miliamperlik bir pil. Bunun yanı sıra dediler ki orada. Yani siz çok hücreli bir pil yaparsınız, hızlı şarj edersiniz. Hızlı şarj etmede bir problem yok. Mesele o çok hücreli pili cihazın içine sığdırmak. Biz katlanabilir yeni bir pil teknolojisi icat ettik. Bu sayede hacmi daha düşür düşük, enerji yoğunluğu daha yüksek, daha güvenli bir pil üretebildik. Bunu cihazın içine koyduk. Biz bunu 320 wattla şarj edebiliyoruz dediler. Güzel bir teknoloji Realme 240 wattı piyasaya çıkarmıştı. Bunu da yakın vakitte piyasaya çıkaracaklardı diye düşünüyorum. Ancak yine hani hızlı şarjı mı tercih edersin? Yüksek pil miktarını mı tercih edersin? Ben şöyle 90 watt, 100 watt, 120 wattlık bir şarj aletiyle birlikte 7000 miliampere, 6500 mAh'e şahsen tercih ederim. Bunu da ayrıca söylemek istiyorum. Şimdi bunu söyledikten sonra Realme GT6 Türkiye'ye gelecek mi? Gelir mi? Kaça gelir diye bana çok fazla soru sorulan insanların ilgiyle beklediğini düşündüğüm model Türkiye'de satışa çıktı. Realme GT6 için arkadaşlar 40 bin TL'lik bir fiyat istiyorlar. Bunun pek de imkanı yok. Şimdi 40 bin TL 16.5 sonik olarak gelmiş. Yani siz 40 bin TL ödüyorsunuz. GT6'yı orada döverler. Yani dövmek bir kelime değil. Yani orada GT6'yı paramparça ederler. Çünkü 5.000 bin TL daha katıyorsunuz. S23 Ultra alıyorsunuz. 5.000 bin TL daha katıyorsunuz. 8 Gen 3'lü. Altın çiziyorum bakın. 8 Gen 3'lü 14 var. Orada 40 bin TL siz S24 Plus'ı buluyorsunuz. GT6 çok güzel bir cihaz. Daha aşağıda mesela fiyatı düşen o da 40 40 bin TL çıktı ama Honor 200 Pro var daha ucuza. 32 bin 33 bin TL 13T Pro var. Yani var oğlu var. Yani bulmak isterseniz var oğlu var. 36 37 bin TL aradığı sırada OnePlus 11 düşüyor, OnePlus 12 düşüyor. Yani 40 bin TL eğer biz bunu alıyorsak bu OnePlus 12 11 Honor 200 Pro falan bir kenara bırakıyorum. Hadi sizin gönlünüz olsun S24 Plus'ı da ben bir kenara bırakıyorum ama S23 Ultra, Xiaomi 14. Yani bunlar parça bin çıkarlar Realme GT 6'ya. Bu sebepten ötürü 40 bin TL rakam. Ürün çok güzel. Hiçbir itirazım yok da 40 bin TL olmaz. Zaten hani yakın bir Honor 200 Pro'yu gördünüz. O ürün size 40 bin TL'ye mi çıktı? Ya o ürün 40 bin TL çıktıysa biz niye şu an onu 33-34 bin TL'ye bulabiliyoruz? Hatta ben güncel fiyatına bakayım. Evet ben güncel fiyatına bakıyorum. 36.500 TL TL'ye Honor 200 Pro var gibi duruyor. Yani yarın bir gün bir tane daha kampanya gelir. Hatta geçen bir kampanya ile ben onun 33 bin TL'ye satıldığını gördüm. Siz alabiliyordunuz onu. Yani beni izlemiyorlardı muhtemelen. Benim kanal küçük bir kanal. Video izlenmeleri de öyle çok yüksek değil. İzliyorlar mıdır, izlemiyorlar mıdır onu bilmiyorum. Ancak şu bir gerçek. Ben size söylemiş olayım. Küçük markaların gerçekten iddialı olmayan model lerini fiyatlandırma konusunda çok ciddi problemleri var. Ya bu ciddiğin ben altını böyle vura vura çizmek istiyorum. Yani kalemi bastıra bastıra çizmek istiyorum. Küçük markaların iddialı olmayan modellerine fiyatlandırma konusunda çok ciddi problemler var. Biz bunu Honor 200 Pro'da gördük. Aha fiyat çıkılmış yani o adam. Tabii bu çok 40 bin TL satılan bir ürün olarak kabul edemeyiz biz onu. Çünkü kupon verdik, şunu verdik, bunu verdik Gerek aslında bu ürün hiç 40 TL ile satılmadı Honor 200 Pro. Yani bunun yanı sıra Tekno cihazlar mesela. Tekno'nun bazı yeni cihazları da böyle absürt fiyatlandırmalara sahip. Realme 12 Pro Plus yani 28 TL satıyorsun Vivo V30 29.000 TL'ye sen onu 30.000 TL'ye mi 29.000 TL'ye çıkardın. Ya arkadaş ülkede Vivo X100 Pro gibi Vivo'nun amiral gemisi. Vivo'nun ikinci cihazı Vivo X100 Pro. Bir ultrası var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ultra yokken Vivo X100 Pro vardı. En iyi telefonuydu Vivo'nun. Bir ara en iyi telefonuydu. Ultra çıktıktan sonra ikinci sıraya geçtim. Yani bu ürün Türkiye'de 55.000 TL satılıyor. Vivo X100 Pro. Sen diyorsun ki ben Vivo V30 diye bir ürün çıkardım. Bunu 30.000 TL'ye koydum. Bu ürün 30 sana sonra 55.000 TL oluyor. Siz V30'a bakın. Bugün fiyatını siz 24.000 TL bulabiliyorsunuz. Yani gelebiliyor oraya. Bu bir şekilde gelebiliyor. O zaman nasıl oluyor bu iş? Bu iş nasıl oluyor? Honor Magic 6 Pro'ya da aynı şeyi söyledim. Daha geçenlerde bir 49 bin TL fiyatı biz görmedik mi? Gördük. Ben gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. Bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Yani koskoca Xiaomi. Türkiye'de nedir? Apple'dır, Samsung'dur, Xiaomi'dir. Yani Xiaomi çıkmış 13 T Pro'yu 33'e veriyor, 32'ye veriyor. Hatta bakın ben güncel fiyatına bakıyorum. Hakikaten 33 bin TL var. Şimdi ortada böyle bir model var. Bu modelin adı var. Bu modelin hepinizden çok adı var. P serisinin hepinizden çok adı var. Bu model deli gibi satan model. Var yani model. Bu model mevcut hiç şüphe götürmeyecek bir şekilde mevcut. Siz bunu bugün Türkiye piyasasında 33 bin TL buluyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela bunu biz birine iteleriz. Bunu biz birine iteleriz. Şöyle bir sıkıntı var. GT6 müşterisi, Honor 200 Pro müşterisi, 13 Pro müşterisi benim. Benim gibi adamlar. Telefon piyasasını biraz takip eden adamlar. Zaten telefon piyasasını takip etmeyen adamlar kalkıp da internet telefon alacaksa senin ne Honor 200 Pro'nda uğraşır ne gt altında uğraşır veya başka bir ürünle uğraşır. O adam zaten 40 bin TL S4 Plus alır. Veya o adam bak Xiaomi 14 var der. Xiaomi'nin amiral gemisi var. Xiaomi Xiaomi 14 alır veya o adam S23 alır. Mesela 13T Pro da aslında genel geçer mi model? Mesela telefon piyasasını çok takip etmeyen bir siz Xiaomi'nin 13T Pro'su varmış 33.000 TL dediğiniz vakit kabul ettirebilirsiniz. Bilinen bir ürün yani Türkiye'de geçmiş olan bir ürün. Ama Honor 200 Pro ama GT6. Hani bunlar bir var bir yok. GT6 yani GT6 Realme bir cihaz getiriyor bir getirmiyor bir getiriyor bir getirmiyor. Özellikle benim gibi telefon piyasasını biraz daha fazla takip eden kişilere zaten sen bu cihazları satamazsın. Satamazsın. Telefon piyasasını takip etmeyen adamı hiç satamazsın. Yani takip etmeyen adam 40 bin TL GT6'yı alır? 7.000 TL ucuzu 33.000 TL'ye 13 TL alır? Veya biraz daha üzerine 5.000 TL daha veriyorsunuz. S23 Ultra alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar Türkiye'de hiçbir ürün, hiçbir firmanın Apple'ın ve Xiaomi'nin cihazları, Xiaomi'nin de üst seviye cihazları hariç Türkiye'ye gelen hiçbir ürün algı olarak S23 Ultra ile mücadele edemez. Çünkü S23 dediğimiz ürün neredeyse S24 kopyası ve kopyası olmayı bir kenar bırakıyorum. Çok basit ve net Samsung'un geçen seneki amiral gemisi. O yüzden ben küçük firmaların, küçük firma, Honor'da küçük firma, Realme'da küçük firma. Yani bunlar çok büyük firma olsaydı Tekno satmazdı arkadaşlar. Geçenlerde bir telefon, Türkiye'deki telefon satış rakamlarını konuşmuştuk. Tekno geleni geçen tokatlayıp geçmiş. Yani Tekno'nun kaç yıldır adı vardı adamların başarısı ne ki? 2-3 yıllık firma Türkiye'de. Ben tam sıralamayı hatırlamıyorum ama Tekno'nun o listede olduğunu hatırlıyorum. Bu sebeplerden ötürü Tekrar söylüyorum. Küçük firmaların öyle Türkiye'de böyle absürt fiyatlandırma şansları yok. Sen öyle absürt fiyatlandırma yaparsan 30 bin liralık biz Vivo V30'u görürüz 24 bin TL. Sen Honor 200 Pro'ya 40 bin TL dersin. Çat diye indirirsin 32'ye 33'e geçen satıyordu. Sen Honor 200'e 32 dersin. Şu an ben güncel fiyatına bakayım onun. Daha geçen bir 23 24 bin TL görmüştüm ben sanırım onu ama şu anda mesela 28 bin TL var. Hatırlıyorum ben bunu geçen 23 bin 24 bin birkaç gün öncesine kadar. Hatta bakalım. Hatta şu an bir tane sitede hani senin adını vermeye gerek yok. Honor 200 sepette 24 bin, Honor 200 Pro sepette 34 bin TL. Hani 40 bin liraydı bulacağız? Hani 40 bin liraydı bu cihaz? sana 40 bin lira. Yani firmaların boş işleri diyelim. Bu lafı da çok uzattım ama ben bunların söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben zaten eleştiriye başlayınca eleştirinin dozunu pek ayarlayabilen biri olmadığım için başlamışken devam edeyim dedim ve bir sonraki habere geçelim. Şimdi bir sonraki haber bir sonraki firma Huawei'den. Huawei'nin 3'e katları telefonunu bir süredir konuşuyoruz. Xiaomi'nin elinde bu ürün gözükmüş. Fotoğrafları ben koyarım bakarsınız. Bu ürünün 4000 dolar olabileceği söyleniyor. 4000 dolar evet çok 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 yüksek. Ancak ben teknoloji geliştikçe birkaç sene içerisinde hızlıca bunun fiyatının düşeceğini düşünüyorum. Nereye düşer? Hani 2000 dolar fiyatlarını biz görürüz. Klasik katlanabilir cihaz fiyatlarını görürüz. İşlemci olarak Kirin 9 serisi bir işlemci kullanılacaktır yüksek ihtimalle. Belki Pro 70 Ultra'daki işlemciyi olduğu gibi kullanırlar. Kirin 90 onu. Zaten siz bu üründen Google olmayış dolayısıyla bir şey beklemeyeceksiniz. Veya işlemcisinden rekabetçi olmasını beklemeyeceksiniz. İşlemci ve Google meselesini bir kenara bakırsak 3'e katlanır çok ama çok kaliteli bir ürün ortaya çıkacaktır. Türkiye'de satılır mı? Türkiye'de satılabilir yani Satılsa şaşırmam. Biraz hani paranız olacak. Teknolojiyi seveceksiniz, bu ürün güzel bir ürün olabilir. Türkiye'de satılmayabilir bu arada hani fiyatı dolayısıyla. Bir kesinlik bir şey söyleyemiyorum. Ancak hani Huawei teknoloji konusunda kendini geliştiriyor. Huawei çalışıyor. Kendileri tebrik etmek lazım. Yani adamlara tekme tokat diyirdiler. Adamlar o kadar ambargoya da hala direniyorlar. Kendilerini takdir etmek gerekiyor. Şimdi bir sonraki haber Mediatek Helio G100. Geçen hafta biz bunu konuşmuştuk. Mediatek sitesinde Helio G100 yayınladı. Arkadaşlar G99 arasında fark yok. Hani çekirdek dizilimi, GPU falan filan aynı. Böyle tek fark birinde 200 megapiksel kamera desteği var. Düz G99'da 108 megapiksel ama bu G99 Ultra, Ultimate, Pro Max, Premium falan filan birçok böyle G99 varyasyonunu piyasaya pompaladılar ya. Redmi Note 13 Pro 4K'de de bu Ultimate mıdır, Ultra mıdır hiç önemli değil. G99 gördük ya. Zaten onun 200 megapiksel kamera sensörü desteği vardı. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Redmi Note 13 Pro 4K kötü bir cihaz demiyorum. Eğer kullanıyorsanız güzel cihaz güle güle kullanın. Sadece fiyatlandırması biraz yanlıştı. O bir gerçek. Yoksa G99 günlük hayatınızı gayet güzel bir şekilde götürebileceğiniz bir işlemci. Fiyatlandırma, her şey fiyatlandırma. G100'ün özelliklerine baktığımızda G99'da aynı. Yani aynı. Hayırlı olsun artık G99 yerine G100 göreceğiz. E en azından isim değişti. En azından isim değişti. Diyelim artık şey e artık firmalar bu işle ilgilenmeyen insanlara bak bunda G99 yok. Bunda G100 var. Bu farklı. Bu daha güçlü diyebilir. Bakalım kim G100 cihazı 30 bin TL çıkacak. Hani hakikaten ben düşüncükle gülüyorum. Ve bir firmadan bekliyorum ben. Yani G100'ü bir cihazı 30 bin TL'ye Türkiye'de ittirmeye çalışacaklar. Bekleyip gülelim. Ben hani bu haftaki haberlerde kolay kolay gülmem. Kolay kolay böyle meseleler komime gitmez ama bu G99 ve G100 meselesi gerçekten benim çok komüme gidiyor. Bekleyip görelim ama bak ben size kesinlikle söylüyorum. Bir tane cihaz 30 bin TL'ye getirecekler. Bir tane cihazı 30 bin TL'ye g 100 cihazı kesinlikle kitlemeye çalışacaklar. Böyle 2 megapiksel kamerası olan 8 megapiksel geniş açı kamerası olan bir tane cihazı mutlaka Türkiye'de kitlemeye çalışacaklar. Bunu görüyor gibiyim. Tabi olmamasını isteriz. Diyelim ve bir sonraki habere geçelim. Şimdi bir sonraki haber tablet satış raporu. IDC rapor yayınlamış. En çok tablet satan firmaları sıralamış. Liste bana biraz ilginç geldi. Listede çok ilginç detayların olması yanı sıra hiç de garip karşılamayacak anlamayacağınız gayet beklediğiniz sonuçlardan var. Bir defa hani hiç muhtemelen %100 ihtimalle doğru tahmin etmişsinizdir. Evet Apple zirvede ve Apple ezici bir şekilde zirvede. Apple bütün tablet piyasasının %35.8'ine sahip. Ve hani konuşmuştuk ya en çok iPad Pro satıyor diye. Bak bu %35.8'in %40'ı iPad Pro. iPad Pro. Yani tüm dünyada satılan tabletlerin %14 biz iPad Pro olarak kabul edebiliriz bunu ben size daha dramatik bir şekilde söyleyeyim. Samsung'un pazar payı %20. Yani Samsung %20 tablet satıyor da sattığı tablet Tab S9 değil ki adamın. A9 satıyor, Tab S9 FE satıyor, Tab S7 FE satıyor. Apple neredeyse bir Samsung kadar iPad Pro satmış. Daha gerisini falan konuşmuyoruz bak. Neredeyse bir Samsung kadar iPad Pro satmış. E bu şirket niye zengin? E sen en diş rakibin kadar 1000 dolarlık, 1200 dolarlık tablet satarsan e o kadar zengin olursun. E o kadar dünyanın en değerli şirketi olursun. Bundan sonra %20'lik pazar payıyla Samsung geliyor. Bundan sonraki firmalar çok konuşulmaya değer değil. Samsung ve Apple %55 pazar payına sahip zaten tek başına ikisi. Bundan sonra Lenovo %7.3 pazar payına sahip. Bence gayet iyi bir değer Lenovo için. Huawei'nin %6.8. Altını çizmek istiyorum. Huawei'nin Google'u yok. Adamların işlem cam var. Buna rağmen %6.8'lik pazar payı bence gayet gayet başarılı. Üstelik geçen seneyle kıyaslandığında %40'lık bir pazar payı artışı var. Ardından %5.8 ile Xiaomi geliyor. Onların da geçen seneye göre pazar payı artışı %94.7'lik bayağı ciddi bir değer. Biz Xiaomi'nin gene gelecek senelerde Huawei'ye geçtiğini görebiliriz. Ancak ben Xiaomi'nin tablet konusunda çok agresif davranmadığını düşünüyorum. Yani çok duyuyor musunuz siz Xiaomi? Özellikle üst segmentte tablet olarak daha bir global açılmaları gerekiyor. Biz Türkiye'de bile Huawei'nin her türlü tabletini görüyorken Xiaomi'nin en yüksek Türkiye'de gördüğümüz ürünü Mi Pad 6. Globale çok çıkmıyorlar gibi duruyor. En azından Türkiye üzerinden bakarsak, Türkiye bazında bakarsak. Bekleyip görelim Xiaomi geçecektir. Ancak daha fazla model getirmeleri gerekiyor. Türkiye'ye de yakın vakitte Redmi Pad Pro ile Poco Pad'i getirdiler. Hatta Redmi Pad Pro'da kalem de var. Kalemle birlikte geliyor ama. Siz kalem istiyorsanız o fiyatlarında başka cihazlara bakarsınız... S9 F falan Xiaomi'nin iyi bir tabletini istiyorsanız kalemsiz Mi Pad 6'ya bakarsınız diye düşünüyorum ben. Tabi ihtiyaca göre falan filan değerlendirmek gerekiyor. Bunun dışında hani bu liste hakkında söylenmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bir sonraki haber Windows'tan Paint'i biliyorsunuz. Paint'in içerisinde de Paint 3D diye bir uygulama vardı. Bunu 4 Kasım 2024'te Microsoft Store'dan kaldırıyorlarmış. E gidiyor işte hani çok kullanılan bir uygulama değil hiç kullanılmayan bir uygulamayı da gitmesi de isabet olmuş. Tabi bunun dosyasını internetten falan bir şekilde bulur yüklerseniz bilgisayarınızda varsa silinmez. Ancak Microsoft Store'dan bunu kaldırıyorlarmış. İnternetten nelerden indirdiğinize dikkat edin. Güvenilir bir yerden indirmeye bakın. Kaldı ki zaten indireceğinizi düşünmüyorum. Paint 3 dyi kim kullanıyordu? Diyelim ve bir sonraki habere geçelim. Şimdi bir sonraki haber Lenovo'dan. Ben bu ürünü çok daha önceden gördüm hatırlıyorum ama haberleri yeni çıkmış, yeni satışa başlamış. Lenovo piyasaya hibrit bir bilgisayar modeli çıkarmış. Klavye ile ekran ayrılabiliyor. 2.8K'lık 14 inçlik bir ekran. Bu ekranın içerisinde 35 watt saatlik bir pil var. Android işletim sistemi var. Ve 8 pasken bir işlemcisi var. Kalem desteği var. Siz bu ekranı tablet olarak kullanabiliyorsunuz. Bu ekranı klavyeye bağlayabiliyorsunuz. Klavyenin içerisinde 75 watt saatlik bir pil var. Intel Core Ultra 7 155H işlemcisi ve Windows işletim sistemi var. Yani siz bir Android tablete, içerisinde 8 pasken bir işlemci olan bir Android tablete, bir Windows bilgisayara, içerisinde Intel işlemci olan bir bilgisayara ekran olarak kullanıyorsunuz. Güzel bir çözüm olmuş. Hani ilginç bir çözüm olmuş. Mutlaka hatırı sayılı bir kullanıcı kitlesine hitap edecektir. Özellikle kalem desteği de pastanın karaması. Yalnız burada şöyle bir detay var. 2240 dolar diyorlar. Yani 2000 dolara MacBook Pro 14 inçin M3 Pro'su var. 16 GB RAM ve 1 TB depolamayla. Hatta şöyle 200-300 dolar verirseniz 32 GB RAM olanı da alabilirsiniz. Fiyatlandırma biraz tuzlu. Onu söylemek lazım. Ha tabii ki bunlar şey yani Android tablet de var. Bunun, bunun avantajı var çift bir ürün, farklı bir ürün ama sonuçta bu ürün bir laptop. Olaya bir laptop olarak bakarsak M3 Pro işlemcili MacBook Pro var. Gerçekten premium bir ürün. Kıyaslanacaktır bu ürünler. Onu söylemek lazım. Şimdi bir sonraki var No Launcher'dan. Bunu herhalde Android dünyasında olup da telefonla biraz uğraşıp da bilmeyen yoktur. Bir launcher uygulaması, başlatıcı uygulaması. Eskiden çok kullanılıyordu. Android üreticilerinin kendi arayüzleri geliştikçe bu tür arayüzler kullanılmamaya başlandı. Twitter'dan bir duyuru yapmışlar. Kurucu hariç bütün çalışanlar bu projeden ayrılmış. Devam edecekmiş, güncelleme gelecekmiş ama ne kadar devam eder meçhul. Bundan bir 5 sene, 6 sene öncesinde bu ROM işleri olsun, arayüz launcher işleri olsun Android tarafında baya baya bir hareketliydi. Ancak özellikle Android 10'dan sonra, özellikle bence Samsung'a bir cihaz olarak vermek gerekirse, Galaxy S10'dan sonra ne bileyim OnePlus 7T'den, OnePlus 8'den sonra bunun dışında hani Xiaomi şey, Mi 9'a falan geliyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 855 serisinden sonra, 865 serisinden sonra bu ROM işinin de, bu arayüz işinin de ben bayağı bir azaldığını düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Özellikle yani illa yakın bir vakte gelirsek son 2-3 senedir gerçekten ben bu ROM meselesi, arayüz meselesini çok da fazla görmüyorum. Siz bu işlerle uğraşıyorsanız veya bana katılıyorsanız yorumlarda bu konuyu tartışabiliriz diyelim. Bunun dışında hani bu haber hakkında söylenmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bir sonraki haber bir tane insansız robot haberi. Ben bunun birinci modelini daha önce konuştuk diye hatırlıyorum ama anımsıyorum, hatırlıyorum demek biraz yanlış olur. Figür AI firması Figür 2 adında, O2 adında bir insansız robot tanıtmış. Hatta bunun BMW fabrikasında çalışan bir videosunu da gösteriyor. Videoya baktığınızda biraz yavaş çalışıyor ama tutarlı çalışıyor gibi gözüküyor. Belki tutarlılık ve doğruluk için ürünün hızını yavaşlatmış olabilirler. Biz üretim tarafında robot kullanımını robot kol şeklinde de olsa bayağıdır bir görüyoruz. İnsansız robotların gerçekten ciddi bir şekilde kullanımında önümüzdeki yıllarda göreceğiz gibi duruyor. Fabrikaların insansızlaşması, bu işlerin otomatiğe bağlanması hem kalite kontrol tarafından hem üretim standartı olarak hem de maliyetleri azaltmak bakımından iyi olabilir ama bu robotların işini aldığı insanların da durumunda ayrıca bir konuşmak gerekiyor. Mesela geçtiğimiz haftalarda bir konuşmuştuk. Xiaomi'nin tam otomatik insansız karanlık denilen fabrikalardan birinin açılışının duyurusu yapılmıştı. Hatta Mix Fold 4 ve Mix Flip'in üretiminin de orada yapıldığı söylenmişti. İşler pek hayra alamet şekilde ilerlemiyor. Bu da bir gerçek. Bakalım gelecek bize ne gösterecek diyelim ve bir sonraki habere geçelim. Şimdi bu hafta birkaç tane oyun haberi aldım. Bu haberin ilgili geç olduğunu düşünüyorum Birincisi Age of Empires Mobile. Ben bir süredir Play Store'da görüyordum. Bu erken erişim olarak yayınlanmıştı. Hatta geçen bir indirdim baktım. Grafikler falan güzel duruyor. Çok kısa baktım. Bunun tam versiyonunun 17 Ekim'de yayınlanacağı ifade edilmiş, yayınlanmış, duyurulmuş. Telefonlardan ziyade ben bu oyunun özellikle katlanabilir cihazlarda ve özellikle tabletlerde bayağı iyi olacağını düşünüyorum. Eğer sizin elinizde bir tablet varsa, katlanabilir cihaz varsa veya hani telefonla da deneyebilirsiniz. Erken erişim sürümünü indirip bir bakabilirsiniz. Özet olarak Age of Empires 17 Ekim'de tam süre olarak yayınlanıyormuş. Bununla haberini size vermiş olayım. Şimdi bir sonraki haber geçen haftalarda demiştim ki Samsung APK yüklemeyi engelliyor. Ayar varsayılan olarak açık kalıyor. Sizin bunu kapatmanız gerekiyor ki APK yüklemeleriniz otomatik olarak engellenmesin. Bu bilinmeyen kaynaklardan farklı bir şeydi. Bunun üzerine Epic Games biz Galaxy Store'dan bu Samsung'un APK politikası dolayısıyla çekiliyoruz demişti. Bu hafta da Epic Games, Epic Games Store'u yayınlamış. Bu uygulama Play Store gibi, Galaxy Store gibi bir mağaza. Bu mağazadan uygulamaları indirebiliyorsunuz. Epic Games'in oyunlarını indirebiliyorsunuz. Fortnite vesaire vesaire. Android'de zaten hani APK falan filan indiriyordunuz. O konuda bir problem yoktu Fortnite'a. Ayrıca Galaxy Store'dan da indirebiliyordunuz. Bunun asıl önemli noktası iPhone. Avrupa bölgesindeyseniz bu, bu Avrupa'nın regülasyonları dolayısıyla dışarıdan side loading denilen uygulama yükleme meselesi iPhone'larda açılmıştı. Bu Epic Games Store'u indirerek Fortnite'ı iPhone'a kurabiliyorsunuz. Eğer iPhone'da, iPad'de Fortnite oynamak istiyorsanız bir bakmanızı tavsiye ederim Güzel bir gelişme Avrupa Regülasyonlarının işe yaradığı noktalardan biri diyelim Android tarafında zaten hep vardı iPhone tarafındaysanız dediğim gibi tekrar Bir bakmanızı tavsiye ederim Şimdi ilginç bir haber benim gerçekten çok hoşuma gitti Bir dünya rekoru Suudi Arabistan'da yaşayan İbrahim Al Nasser adlı bir kişi Dünya rekoru kırmış 444 tane farklı oyun konsolunu Bir tane bilgisayara bağlamış Arkaya görüntüleri ben koyarım yani o kadar konsolun kablo düzenlemesini yapmak bile kablo düzenlemesinde çok başarısız biri olarak söylüyorum ben bunu. Gerçekten büyük iş. Sırf bunun için bile bu kişiye dünya rekorunu verseler bence ben kabul ederdim. Yani hiç itiraz etmezdim. Hakikaten ilginç ve güzel bir dünya rekoru. Tam bir zevk işi. Adamın bu işi yaparken zevk aldığı da çok bariz belli oluyor. Hatta bir tane buna dair Excel tablosu yayınlamış. Hangi ürün nerede, hangi ürün nasıl çalıştırılır diye. 444 tane oyun konsolunu bir tane televizyona bağlayarak dünya rekoru kırmış. Güzel ve ilginç bir haber olduğu için almak istedim diyelim ve bir sonraki habere geçelim. Şimdi yine ve son oyun haberi Steam Deck'le ve Asus ROG Ally'la daha doğrusu el konsollarıyla ilgili. Şimdi Steam bir tane yani güncelleme yayınlamış. Orada diyor ki ekstra log alay tuşları için destek eklendi. SteamOS için diyor bunu. Steam Deck OLED içinde Windows Bluetooth sürücüsü desteği eklen diye bir ifade var. Bu demek oluyor ki Steam Deck OLED'e Windows geliyor. Asus ROG Ally'e de SteamOS geliyor. Bu diğer ürünlere, diğer konsollara da gelecektir. SteamOS çok öğlen bir işletim sistemi. Benim çok deneme şansım olmadı. Ben genel olarak bütün el konsollarını beğeniyorum. Tek işi oyun oynatmak olan bir cihazda şöyle günde 1-1,5 saat oturduğunuz yerden, yaslandığınız yerden, yattığınız yerden oyun oynayıp kafa dağıtmak bana bayağı iyi olur gibi geliyor. Türkiye'de bu ürünler öyle çok fazla ekonomik değil ama ben buna rağmen bu ürünlerin iyi ürünler olduğunu düşünüyorum bunun dışında hani söylenmesi gereken bir şey yok. İlla bir şey söyle derseniz bu el konsolu işine, konsol işine hala merakla Bayağı merakla Apple'ın girmesini bekliyorum. Apple'ın M serisi işlemcilerin gücü ortada. Güç verimliliği ortada. Apple bir el konsolu niye çıkarmasın? Apple, Apple TV'ye bir M işlemciyi koyup neden onu konsol yapmasın? Apple'ın oyun araçları sayesinde Windows oyunlarını da bir şekilde emüle edebiliyorsunuz. Çok performanslı veya az performanslı emüle ediyorsunuz öyle veya böyle. Apple el konsolunda App Store'daki oyunları oynatsa bile bir şekilde yeterli olur. İşlemcilerin gücüne zaten diyebilecek bir şey yok. Bir de bunlara aktif soğutmalı bir el cihazı gelirse. Ya ben Apple'dan gerçekten böyle bir şey bekliyorum ve geldiğinde de gerçekten çok rekabet olacaktır. Ama yakın bir vakitte gelir mi? Apple Böyle bir işe girişir mi? O konuda maalesef size ciddi bir şey söyleyemem ama tekrar tekrar söylemek istiyorum. Buraya Apple girdiğinde ilginç şeyler olabilir. Bunu ayrıca not düşmek lazım. Şimdi bunları söyledikten sonra Intel, geçtiğimiz hafta Intel işlemcilerdeki problemden bahsetmiştik. İşlemcilerin garantisinin 2 yıl uzatılacağını ilan etmişlerdi. Ancak orada hangi modellerin garantileri uzatılacağına dair detaylı bilgi vermemişlerdi. Intel yeni blok yayınlamış. 13600KF ve üzeri, 14600KF ve üzerindeki bütün işlemcilerin garantisi 2 sene uzatılmış bu iş Türkiye'de nasıl yürütülür onu bilmiyorum. Detayları bir şekilde belli olacaktır. Ancak ben tabloyu ekrana koyarım. Bu işlemlerin garantileri 2 sene uzatıldı. Bunu söyleyelim ve bir sonraki habere geçelim. Şimdi donanımdan devam ediyoruz. AMD. AMD'de Sync Close diye bir açık ortaya çıkmış. Bu açık sayesinde sistem yönetim modunda kod çalıştırabiliyormuş. Burada çalıştırdığınız virüsler, zararlı yazılımlar antivirüsler tarafından yakalanmıyormuş. Daha fazla detay var ama kritik bir açık olduğunu söyleyebiliriz. Epic, Threadripper, Ryzen, Ryzen Mobile, yok Embed, Gömül falan filan 2006'dan beri AMD'nin hemen hemen her işlemcisinde bu açığın olduğu söyleniyor. Bu bir kenara. Ardından bir haber çıktı. Deniliyor ki Ryzen 1000, 2000, 3000. Bunun yanı sıra Threadripper 1000 ve Threadripper 2000 serilerine bu açığı yamamak için güncelleme yayınlanmayacakmış. Ryzen 9000 ve Ryzen AI 300 bu yeni tanıtılan işlemcilerde bu açık zaten yokmuş. Şimdi Ryzen 3000 serisi diyorsunuz. Ryzen 1000, 2000, Threadripper'lar falan filan. Bunlara yama yayınlanmaması bana gerçekten garip geliyor. Acaba ben mi yanlış anladım dedim ama yayınlanmayacak gibi duruyor. Belki ileride başka bir değişiklik olabilir. İlginç. Böyle bir yama var. 5000 vesaire bunlar yama alınacak. Dediğim gibi Ryzen 9000 serisinde vesaire de bu yeni laptop Ryzen AI 300 serisinde de bu problem yok. Bekleyip görelim. İleride başka güncellemeler de olacaktır. Bunları söyledikten sonra bir sonraki habere geçelim. Şimdi donanımdan biraz gittik ama mobil tarafta birkaç tane, bir iki tane haber var. Birincisi Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench sonucu ortaya çıktı. Yuvarlamak gerekirse 2900'e 8800'lük bir skor var. Bunlar gayet iyi değerler hani olaya gayet iyi değer olarak bakıyorsak 8 Gen 2 de güçlü, 8 Gen 3 de güçlü. Bunlar çok çok güçlü. Sürdürüle bir performans acaba ne olacak? Sürdürülebilir performansı bir kenara bakıyorum. Birçok haftaki haberler videosunda biz bunu konuştuk. Qualcomm işlemciler gittikçe pahalanıyormuş. Bunun da çok pahalı olacağı söyleniyor. Bu işlemciyi kullanan amiral gemilerinin fiyatları ne olacak? Yani normalden 100 dolar daha pahalı, 150 dolar daha pahalı, sırf işlemci dolayısıyla 150 dolar daha pahalı bir ürün ortaya çıkarsa ne kadar bu durumdan hoşlanırız onu sizin takdirinize bırakıyorum. Bunun yanı sıra Mediatek Dimensity 9400'e dair de bir sızıntı çıktı. Deniyor ki tek çekirdek skoru olarak Dimensity 9300'den %30 civarı daha güçlü olacak. Bunun da Geekbench'te 2900 civarı bir tekli çekirdek skoruna tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Öyle söyleniyor. Mediatek Dimensity 9300'de 4 tane Cortex-X4, 4 tane de Cortex-A720 çekirdekleri vardı. 4 tane Cortex X4 büyük çekirdeği ile birlikte aslında 9300 özel bir işlemciydi. 9400'de bir tane Cortex X5 çekirdeği, 3 tane Cortex X4 çekirdeği ve yine 4 tane Cortex A720 çekirdeği gözüküyor. Bu skorlar işlemcinin final sürümü olmayabilir. Belki biraz daha güçlü bir işlemciyi görebiliriz. Ancak 8 Gen 4'te de VTK 9400'de de önemli olan konu şu. bir performans ne kadar olacak? Cihazlar gelsin. Cihazdan cihaza bu bir performans değişecektir. Bekleyip görmek gerekiyor. Bu arada şuna not düşmek lazım biz bu Dimens 9400'ü Galaxy Tab S10 Plus ve Galaxy Tab S10 Ultra'da görebiliriz. S10 ya yok derseniz Tab S10'un tanıtılmama ihtimali var. Bunu bir önceki haftalarda söylemiştim. Tekrar not düşeyim dedim. Şimdi yapay zeka tarafında iki tane haber var. Bunlar da son haberlerimiz. Twitter'ı biliyorsunuz Group diye bir yapay zekası vardı. Bunun Grup 2 versiyonu yayınlandı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Flux diye bir görüntü oluşturma, Staple Diffusion'ın rakibi bir görüntü oluşturma modeli yayınlandı. Baktığım kadarıyla da insanlar gerçekten bunu beğenmiş. Group 2 modeline bu Flux'u entegre etmişler. Siz bununla görüntü oluşturabiliyorsunuz. Twitter Premium üyesiyseniz mutlaka bir denemenizi ben tavsiye ederim. Bunun yanı sıra yine görüntü oluşturma meselesi. ChatGPT'de bildiğiniz gibi dal e 3 ile birlikte görüntü oluşturabiliyorsunuz. Artık ücretsiz kullanıcılarda günde iki defa görüntü oluşturabilecekmiş. Çeşit abonelikler, çeşitli firmalar üzerinden görüntü oluşturma meselesi iyi, güzel, hoş ama siz bu yapay zeka işine, görüntü oluşturma işine gerçekten böyle ciddi manada girecekseniz orta halli bir ekran kartı, illa orta halli bir ekran kartıyla olmanıza da gerek yok. Bu işte ciddiyseniz kendi bilgisayarınızla bu konuyu bir denemenizi tavsiye ederim. Şu an orta halli bilgisayarlarla çalıştırabildiğimiz modeller hakikaten ortaya güzel sonuçlar çıkartıyor. Büyük dil modellerinden bahsetmiyorum. Görüntü oluşturma meselelerinden, fotoğraf oluşturma, görsel oluşturma meselelerinden bahsediyorum. Eğer büyük dil meseleleriyle uğraşıyorsanız bu lalamadır falan filan bunlar iyi. Ancak kendi bilgisayarınızda chat GPT 4 seviyesinde bir şeyi, 4 O seviyesindeki bir şeyi çalıştırmak için bayağı güçlü bilgisayar ihtiyacınız var. Sizin bilgisayar üzerinde çalıştığınız büyük dil modeli GPT 4 O kadar yok olmaz. Orada chat GPT ile devam edebilirsiniz. Tabii bu işler hani benim söylememle olmaz. Bu işe gireceksiniz. Niyetiniz varsa, hevesiniz varsa okyanusa atlayacaksınız. Size uyanı, hoşunuza gideni deneyeceksiniz. Kullanmaya devam edeceksiniz diyelim. Bunun dışında bu haftaki haberlerde konuşulması gereken bir konu yok. Aslında bayağı haber vardı ama %25 en azından %25 %30'unu eledim ben bu haberlerin çıkarttım. Çünkü çıkartmasam çok uzayacaktı. Ya gerçekten önemli haberler aldım ya da söylenmesi gereken ve kısa haberler aldım. Bu sefer çok önemli bir cihaz olmadığı sürece daha önceki haftalarda söylediğimiz ama o söylentilerin devam olan sızıntıları almadım. Mesela Xiaomi 15 Ultra'ya dair birkaç tane şey söyleniyor. Aynı şeyleri, aynı bilgileri bir aşağı bir yukarı yuvarlaya yuvarlaya söylüyorlar. Lafı uzatmamak için bunu almadım mesela. İleride daha fazla sızıntı gelir. Daha ciddi sızıntılar gelir. Bu ürünlerin tanıtımına yakın. Onları tekrar konuşuruz. Veya bu ürünler tanıtıldığında zaten konuşuruz. Bunun dışında hani söylenmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu haftaki haberleri sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.